adım Emrecan. İstanbul'un Küçükçekmece'deki Ercan Diş Laboratuvarı'nda porselen vesaire, metal, tesviye, modelaj üzerine çalışıyor bulunmaktayım. Aslında öğrenciyiz ama çalışıyoruz. Şu anda zirkonyum kaplama yapıyoruz. Pişirme safhasına geldik. Hekimler bize aldıkları dişleri kesip ölçülerini alıyorlar, diş hekimlerimiz. Bize modellerimizi gönderiyorlar. Biz onların üstüne metal destek olarak vesaire ya da işte onların isteğine göre, hasta onlardan ne istiyorsa biz de onları yapmakla yükümlüyüz. Şimdi gördüğünüz gibi işi tozlardan, bildiğiniz çamurdan imal ettik. Fırınımız var arkamızda. Pişireceğiz. 1000 derece ısıya ulaşacak. 1000 derecede piştikten sonra bir tesviyesini yapacağız. Doktorumuza bunu tekrardan göndereceğiz. Ağızda bir provası olacak. O provadan sonra tekrar gelecek bize. Cilasına atacağız. Biraz teferruatlı bir iş. Yoruluyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Yollarda da uğraşıyoruz biraz ama işimizi sonuçta seviyoruz. Babadan oğula çekirdekten yetişme olarak başladık bu işe. Yani millet misketle oynarken biz burada dişlerle oynaya oynaya büyüdük. O yüzden benim bu meslek benim gözümde çok farklıdır yeri. Yani herkes şimdi sevmeyebilir, etmeyebilir belki de bilemem ama biz teknisyen olarak tozunu yuttuk, toprağın içine girdik. Yani ana maddesinden, mutfağından geldik bu işin. O yüzden hoşumuza gidiyor, yapıyoruz. Bakın mesela İnsanın tamamen el emeği yani bu iş. Bütün her şeyini eliyle yapıyorsun. Herkes tutup da öyle oturup da yapamıyor. Kaç tane mezun olan arkadaşa burada staj dersler veriyoruz, bilmem ne veriyoruz. Ama önemli olan el. Elin kırılması. Bir ressam olsa belki hani bir şeyler yapabilir. Fakat adam inşaatçı, ben dişçi olacağım. Şak diye öyle olunmuyor. Böyle bir zorluğu var. Teknisyen olacağım diyen insan bile bir 5 sene 10 sene geçmeden şu eli kıramıyor, edemiyor vesaire. Dediğim gibi yani böyle. Diş hekimlerine gidiyorlar. Diş hekimleriyle anlaştıktan sonra belirli bir meblağda ilk önce onlar ölçüleri alıyorlar, görüşüyorlar, ediyorlar. İstek neyse biz de ona göre zirkonyum veyahut da işte porselen ya da protez ya da vesaire ona göre yardımcı oluyoruz. Zirkon dışında porselen olabilir. İzosit dişler vardır. Plastik yani halk arasında plastik derler. Onlar olabilir. 2-3 çeşidi var yani. Yani genelde gençlerde pek bir sorun olmuyor. Gençler sadece diş hekimlerinde beyazlatma falan yaptırıyorlar. Ufak tefek dolgularla gençlerin dişlerini kurtarabiliyorlar ama orta yaştan itibaren 30'larda falan o yaşlardan itibaren herkes de 7'den 70'e doğru da gider yani. Genetik yapılarına bağlı insanların biraz da bu. Hekim kesip dişleri modeli ölçüsünü alıp hemen bize gönderirse bir haftada falan çıkartabiliyoruz. Durumun aciliyetine göre değişiyor. Yani eğer yolcu oluyorlar, yurt dışından gelmiş olan hastalar oluyor mesela hekimlerimize, doktorlarımıza. Acil olduğumu talep ederlerse bir saat daha çalışır. Yine 2 günde, 3 günde de çıkartabiliriz. En zor kısmı nedir? Şimdi bana sordunuz ama bana göre hepsi kolay. Çok sevdiğim için yapıyorum bu işi zaten. Hiçbir zor kısmı yok bana göre ama zorlandıkları bölüm herkesin porselendir herhalde. Çünkü estetik gerekir. Yani bir modele bakarsınız, herkesin gözü farklıdır. Kimisi büyük yapar, şöyle yapar, böyle yapar. Estetiği önemlidir. Bence diş hekimlerine bu işi beğendirmek olduğu için diş hekimine ve hastaya, şimdi ben bunu kötü yaparsam diş hekimi beğenmez. Diş hekimi beğense hasta beğenmez. Ona göre
göz olduğu için insanlarda burası zordur. Şu anda yaptığım şey mesela bu elimdekine tırnef diyoruz biz. Bu benim kendi icadım zaten. Doktorumdan aldığım bir parçayı bu kalemin içine enjekte ettik, taktık buraya. Çok ince olması buradaki hastanın mesela yemek yerken ekmeği veyahut da işte yiyeceği rahat rahat kesmesini sağlıyor. Bununla açarak ufak tefek girinti çıkıntılar yapıyoruz dişlerin üstüne. Kamerada da görebilirler. Bu sayede hasta rahat rahat çiğneme yapabilir. Daha doğal bir görüntü katıyor elimdeki. Yani bizim el emeğimizi zaten çoğu kişi bilir. Yani burası zaten 30-35 senelik bir laboratuvar. Biz de bu işin altından geldiğimiz için mesela yaptığımız işleri herkes çok beğenir. Diş hekimlerine götürüp mesela dişleri taktırdıklarında hemen oradayken zaten daha hastanın o aynaya baktığı andaki memnuniyeti zaten o zaman diyorsun ki iyi ki bu mesleği yapıyorum yani. Şimdi bu hastada ne olmuş bakalım, protez yapılması lazım. Bu yaşlı bir hastaymış mesela, çok diş kaybı olduğu için buna halk arasında kancalı diyorlar buna. Kancalı bir protez, çıkmalı olan bir protez yapılacak mesela. Metalin dökülecek vesaire. Burada bakıyoruz yine bir ön grup, küçük bir ağız, genç bir hastaymış demek ki bu. Ona göre bir çalışma olması gerekiyor. Siz de görün. Bu da bir zirkon hastası olacak. Burada bir tane tek diş var. Bu da genç bir hastanın olması lazım. Çok düzgün dişleri varmış ama bir tanesi kötüymüş. Kesmiş doktor hanım. Bize göndermiş. Tek bir tane porselen yapılacak. Burada yine aynı şekilde bir iskelet hastamız var. Bu da kancalı olacak. Bayağı diş kaybı olmuş. Bunu da doktor hanım göndermiş sağ olsunlar. Bu şekilde gidiyor yani bizim mesleğimiz bu. Bu da hastalarımızın ağzına ısırtıyorlar. Örneğin işte diş hekimlerimiz koyuyor ağzına, ısırtıyor. Hastanın nereye nasıl bastığını, yani üst diş ve alt dişin nerelere temas ettiğini gösteriyor. O aslında her şey. Onu almasa biz hangisinin nereye bastığını bilemeyiz, hangisinin boynunun ne kadar büyük olacağına da karar veremeyiz. O şekilde oluyor. Tabii ki zor. Yani göz estetiği olmayan bir insan bu işi yapamaz. Yani iki tane şeker gibi yaptıktan sonra böyle dişi olmaz ki. İnsanın göz estetiği olacak ki biraz daha işi beğendirebilsin. Yani diyeceğim şu ki 6 ayda bir, 1 senede bir dişlere düzenli olarak kontrollere gidip diş taşlarını ve çürüklerini ufak tefek sorunlara baktırırlarsa iyi olur. Çünkü daha ileride diş kayıplarına sebep olacaklardır. Bunları sorun küçükken, yani yılanın başı küçükken ezerseniz daha iyi olur diyeyim. Bu kadar.